Oh, 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 oh yeah. yeah, 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 yeah. so Müctehit ve Nihayetül Muktesid. Yazan: İbnü Rüşt. Seslendiren: Betül Güler. Evlenme bahsi. Birinci bab. Bu babda evlenmenin hükmü, evlenme hutbesinin hükmü, başkası tarafından istenmiş olan bir kadını istemenin hükmü, istenen kadınla evlenmeden önce ona bakmanın hükmü olmak üzere dört mesele vardır. Birinci mesele. Cumhur, evlenmek sünnettir. Zahiriler vaciptir. Maliki mezhebinin sonraki müştehitleri de şahsa göre değişir. Evlenmediği takdirde şehveti galip olduğu için zina etmekten endişe eden kimseye vaciptir. Evlenmeye muhtaç olup da zinadan endişe etmeyen kimseye sünnettir. Evlenmeye muhtaç olmayan kimseye ise mübahtır demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi, hoşunuza giden kadınlardan istediğinizle evlenin ayeti kerimesidir. Evleniniz Zira çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar duyarım. Hadisi şerifi gibi hadislerde geçen emrin, vücub, mendupluk ve ibaheden hangisi için olduğunda ihtilaf etmeleridir. Kimine vacip, kimine mendup ve kimine mübah olduğunu söyleyenler maslata bakmışlardır ki buna mürsel kıyas denilir. Mürsel kıyassa belli bir temele dayanmayan kıyas demek olup, ulemanın çoğuna göre caiz değildir. Maliki mezhebinin zahirindense caiz görüldüğü anlaşılmaktadır. İkinci mesele, nikah akdinden önce peygamberimizin bir hutbe okuduğu rivayet olunmuştur. Cumhur, bu hutbe vacip değildir. İmam Davud da vaciptir, demiştir. Bu ihtilafın sebebi de bu hususa dair peygamber efendimizin fiili vücube mi yoksa mendupluğa mı delalet eder diye ihtilaf etmeleridir. Üçüncü mesele. Peygamber Efendimizin başkası tarafından istenmiş olan bir kadını istemekten nehyettiği sabittir. Müçtehitler de nehi, nehyedilen şeyin fasit olduğuna dalalet eder mi, etmez mi, şayet ediyorsa hangi hallerde ediyor diye ihtilaf etmişlerdir. İmam Davud bu kadının nikahı fasittir. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife fasit değildir demişlerdir. İmam Malik'ten de hem fasit olduğu hem olmadığı görüşlerinin ikisi de rivayet olunduğu gibi kadınla temastan önce fasit olduğu, temas vaki olduktan sonra ise fasit olmadığı görüşü rivayet olunmuştur. Ebul Kasım da eğer kadını isteyen her iki adamda kadına layıksalar fasittir. Eğer birincisi kifayetli olmayıp ikincisi kifayetli ise caizdir demiştir. Nehin hangi hale mahsus olduğu hakkındaki ihtilafa gelince, ulemanın çoğu eğer taraflar birbirlerine rıza göstermişlerse, ikinci şahsın istemesi caiz değildir, yoksa caizdir, görüşüne kaildirler. Nitekim Fatma binti Kays, Peygamber Efendimiz'e gelip Ebu cühüm bin Huzeyfe ile Muaviye bin Ebu Süfyan'ın kendisini istediklerini anlatmış, Peygamberimiz de ona Ey Fatma, Ebu Cühüm öyle bir kimsedir ki sopasını kadınların kafası üstünden kaldırmıyor. Muaviye de zürttür, bir şeyi yoktur. Üsame bin Zeydi al, diye buyurmuştur. Dördüncü mesele, istenen kadınla evlenmeden önce ona bakmaya gelince. İmam Malik, kadının yüzüyle her iki eline bakabilir. Başkaları iki avret yerinden başka her yerine bakabilir kimisi hiçbir yerine bakamaz. İmam Ebu Hanife de yüz ve ellerinden başka ayaklarına da bakabilir demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi de kadınlara bakmanın mutlaka haram olduğuna, mutlaka caiz olduğuna ve yalnız yüz ve ellere bakmanın caiz olduğuna dair her üç emrin de bulunmasıdır. Çünkü ulemanın çoğuna göre Cenab-ı Hakk'ın kadınlar zinetlerini açmasınlar ayeti kerimesinde geçen zinet kelimesinden murat yüz ve ellerdir. Yüz ve ellere bakmanın caiz olduğunu söyleyenler ayrıca çünkü kadın hac esnasında da fukahanın çoğuna göre yüzünü açabilir demişlerdir. Caiz görmeyenlerse asla bakmışlardır. Zira asıl kadınlara bakmanın mutlaka caiz olmayışıdır. Evlenmenin sıhhatini gerektiren sebepler bu bapta evlenme akti, bu aktin yeri, bu aktin şartları olmak üzere üç rükne ayrılmaktadır. Birinci rükün Bu aktin keyfiyetine dairdir. Bu rükünde bu akit için gerekli olan izin ne demektir? Bu aktin sıhhati için kimin izni muteberdir? Bu akit muhayyerlik üzerine yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ve taraflardan biri kabulü geciktirdiği zaman akit sahih olur mu? yoksa hemen kabul etmek şart mıdır diye dört konu işlenecektir. Birinci konu, bu akdin sıhhati için gereken izin iki çeşittir. Erkeklerle dul kadınlar için telaffuzla, kendilerinden izin istenen kızlar için muvafakat anlamını veren sükut ile de olur. Bu akit için izin vermemekse gerek erkek, gerek dul kadın ve gerekse kızlar için telaffuzlu olur. Kızın izninde eğer onu evlendiren kimse babası yahut babasının babası değilse telaffuz şarttır diyen bazı şafii müştehitlerinin bu görüşünden başka bu her üç meselede de ihtilaf yoktur. Kızın izni için sükut kafidir diyen cumhur, Peygamber Efendimizin dul evlenmesinde velisinden daha etkilidir. Kız evlendirilirken ona danışılır, onun izni de susmasıdır. Hadisine dayanmıştır. Ulema evlenme akdinin izninde telaffuz şartı olan kimse tarafından icra edildiği zaman evlenme veya evlendirme manalarını ifade eden nikah veya tezviç lafızlarıyla caiz olduğunda müttefiktirler. Fakat eğer hibe, satış veya sadaka lafızlarıyla yapılırsa sıhhatinde ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafın sebebi de evlenme akdinde niyet şart olduğu gibi ona has olan lafızla da icra edilmesi şart mıdır, değil midir diye ihtilaf etmeleridir. Evlenme akdini sıhhati için ikisi de şart olan akitlerden sayanlar evlenme akdi nikah veya tezviçten başka lafızlarla caiz değildir. Onu sıhhati için lafız şartı olmayan akitlerden sayanlarsa hangi lafızla olursa olsun eğer ondan şer'i mana anlaşılıyorsa yani eğer o lafız şer'i ve lugavi manalar arasında müşterekse caizdir demişlerdir. İkinci konu. Evlenme akdi izin bakımından iki çeşittir. Birincisinde birbirlerini alan erkekle kadının izni ya velinin izniyle birlikte yahut reşit olan kadının evlenmesinde velinin iznini şart koşmayanların mezhebine göre yalnız olarak şarttır. Birisinde de yalnız velilerin izni şarttır bu her iki çeşit evlenme akdi ile ilgili bir takım meseleler bulunmaktadır. Ki bu meselelerin bir kısmında ittifak, bir kısmında ihtilaf etmişlerdir. Biz bu meselelerde asıl ve ana kaideleri mesabesinde olanlardan bahsedeceğiz. Hür, bali ve akıl olan erkeklerin evlenme akitlerinin sıhhati için izin vermelerinin şart olduğunda bütün ulema müttefiktir. Fakat kölenin efendisi, Kölesinden izin almaksızın onu evlendirebilir mi, evlendiremez mi diye ihtilaf etmişlerdir. İmam Ebu Hanife evlendirebilir, İmam Şafi evlendiremez demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi kölenin evlenmesi efendisinin haklarından biri midir, değil midir diye ihtilaf etmeleridir. Bunun gibi hacir altında bulunan bir kimsenin vasisi de ondan izin almaksızın onu evlendirebilir mi, evlendiremez mi diye ihtilaf etmişlerdir. Ancak bu ihtilaf Maliki mezhebinin uleması arasındadır. Bu ihtilafın sebebi de evlenmek kişi için bir maslahat mıdır yoksa şehvetinin tatmini için bir yol mudur diye ihtilaf etmeleridir. Evlenmenin vacip olduğunu söyleyenlerin kavline göre bunda tereddüt etmemek gerekir. Evlenmede izinleri şart olan kadınlara gelince dol ve bali olan kadınların evlenmelerinde İzinlerinin şart olduğunda Hasan Basri'den rivayet olunan bir görüş dışında bütün ulema müttefiktirler. Çünkü Peygamber Efendimiz dul evlenmesini yürütür buyurmuştur. Fakat bali olan kızla bali olmayan dulda eğer ondan bir kötülük zuhur etmemişse ihtilaf vardır. İmam Malik, İmam Şafii ve İbni Ebi Leyla bali olan kızın babası ondan izin almadan onu evlendirebilir demişlerdir. İmam Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, Evzai, Ebu Sevir ve bir cemaatse kızın izni şarttır demişlerdir. İmam Malik kendisinden gelen iki rivayetten birine göre babası evinde fazla kalmış olan kızın izni şart olduğunda bunların görüşüne katılmıştır. Bu ihtilafın sebebi delilül hitabın umumla taarruz etmesidir. Zira Efendimiz yetim kız izne olmaksızın evlendirilemez hadisiyle Ebu Davud'un rivayeti yetim olan kıza evlendirilirken danışılır hadisinden babalı olan kıza danışmanın şart olmadığı anlaşılır. İbn Abbas'tan rivayet olunan kıza danışılır meşhur hadisindeki umumsa her kıza danışmanın şart olduğunu göstermektedir. Umumsa delilül hitaptan daha kuvvetlidir. Kaldı ki Müslim'in İbn Abbas'tan getirdiği rivayette Kızın babası kızından izin almak zorundadır ziyadesi vardır. Bu ziyade ise ihtilaf edildiği mesele de Nas'tır. Bali olmayan dul kadına gelince İmam Malik ile İmam Ebu Hanife babası ondan izin almadan onu evlendirebilir demişlerse de İmam Şafii evlendiremez demiştir. Maliki mezhebinin sonraki uleması Maliki mezhebinde bununla ilgili olarak üç görüş bulunmaktadır. Eğer boşandıktan sonra bali olmamışsa babası onu izne olmaksızın evlendirir ki bu eşebin görüşüdür. Bali olmuşsa bile babası onu evlendirir. Bu da sahnunun görüşüdür. Bali olmamışsa bile babası onu evlendiremez. Bu da Ebu Temmam'ın görüşüdür demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi de yine Delilül Hitab'ın umumla taarruz etmesidir. Zira Peygamber Efendimizin yetim olan kadın evlendirilirken ona danışılır ve muvafakatı alınmadan evlendirilemez. Hadisinden, babası sağ olan kadın eğer kızsa kendisine danışılmadan evlendirilebilir diye anlaşılmaktadır. Zira dul olan kadının izni şart olduğuna cümhur müttefiktir. Dul kadın kendini evlendirmekte velisinden çok kendisi yetkilidir. Hadisi ise bali olan ve olmayan dul kadının ikisine de şamildir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz dul kendisine Danışılmadan ve izne alınmadan evlendirilemez hadisi de ağam olduğu için İmam-ı Şafi'nin görüşünü desteklemektedir. Ulemanın bu iki meselede ihtilaf etmelerinin bir başka sebebi daha vardır. O da üzerinde ittifak edilen iki meseleye kıyas etmeleridir. Zira ulema, babanın bali olmayan bakire kızını kızın izne olmaksızın evlendirebildiğinde ve bali olan dul kızını da izne olmaksızın evlendiremediğinde Yukarıda geçtiği üzere şanz olan iki görüş dışında müttefiktirler. Ancak bu ittifakın sebebinde ihtilaf etmişlerdir. Sebep kızın bekaretidir diyenler, baba bali ve bakire olan kızını kendisine danışmadan evlendirebilir. Fakat bali ve dul olan kızını kendisine danışmadan evlendiremez demişlerdir. Sebep kızın küçüklüğüdür diyenler, baba küçük ve dul olan kızını ona danışmadan evlendirebilir. Fakat büyük ve bakir olan kızını ona danışmadan evlendiremez. Her ikisi de sebeptir diyenlerse kız ister küçük ve dul olsun, ister büyük ve kız olsun, babası ondan muvafakat almadan onu evlendirebilir demişlerdir. Birinci talil İmam Şafii'nin, ikinci talil İmam Ebu Hanife'nin, üçüncü talil de İmam Maliki'nindir. İmam Ebu Hanife'nin talili husule daha uygundur. Ulema kadından muvafakat alınmasını gerektiren dulluğun mahiyetinde de ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik ile İmam Ebu Hanife bu dulluk ya saatli bir nikah ya nikahın benzeri veyahut mülkiyet neticesinde hasıl olan dulluktur. Zinadan veyahut cebri tecavüzden ileri gelen dulluk muteber değildir. İmam Şafi ise dulluğun bütün çeşitleri muteberdir demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi Peygamberimizin dul kadın evlenmesinde velisinden daha etkilidir. Hadisindeki dulluktan murat şer'i olan vasıf mıdır yoksa lugavi dulluktur diye ihtilaf etmeleridir. Ulema babanın izinsiz olarak küçük olan oğluyla küçük ve bakire olan kızını evlendirebildiğinde de İbni Şibrime'den gelen bir rivayet dışında müttefiktirler. Çünkü sabittir ki Hazreti Ayşe 6 yahut 7 yaşındayken Babası Hazreti Ebu Bekir onu Peygamber Efendimiz'e vermiş ve 9 yaşındayken de Peygamber Efendimiz onunla zifafa girmiştir. Fakat babadan başka diğer velilerde küçük oğlan ve kızları evlendirebilirler mi, evlendiremezler mi diye ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii küçük kızı babasıyla babasının babasından başka kimse evlendiremez. İmam Malik babasından başka babasının şahıs tayin etmek şartıyla yetki verdiği herhangi bir kimse de evlendirebilir. Eğer kızın zinaya uğramasından yahut ahlaken bozulmasından korkulmazsa bu iki şahıstan başka hiçbir kimse küçük kızı evlendiremez. İmam Ebu Hanife de kızın üzerinde velayet hakkına sahip olan bütün veliler onu evlendirebilir. Ancak şu var ki kız bali olduğu zaman eğer kocasını beğenmezse nikahını bozabilir demişlerdir. Bu ihtilafın sebebi umumun kıyasla taarruz etmesidir. Çünkü Peygamberimiz kıza danışılır hadisi ağam olup babasız olan bütün kızlara şamildir. Babasız olan kızlara dedik. Çünkü babası bulunan kızlar yukarıda söylediğimiz üzere icma ile bu hükümden müstesnadırlar. Babadan başka diğer velilerde baba gibi velayetleri altında bulunan kimselere yarar ve maslahat düşündükleri, onların da babanın sahip olduğu bu yetkiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bunun için ulemadan kimisi babanın bu yetkisini diğer velilere de vermiştir. Kimisi de yalnız babanın babasına vermiştir. Çünkü babanın babası da öz baba hükmündedir. Bunu diyen İmam Şafii'dir. Bu yetkiyi öz babadan başka kimseye tanımayanlarsa, babada bulunan vasıf hiç kimsede bulunmamaktadır demişlerdir. Bu vasıfta ya şeriat tarafından kendisine verilmiş ya da onda tabi bir şeydir. Zira hiç kimse baba kadar evladına karşı şefkat ve acıma duygusuna sahip değildir. Bu da İmam Malik'in görüşüdür ve eğer bir zaruret olmazsa Allah bilir en doğru görüş de budur. Hanefiler yetim kızları evlendirmenin cevazına eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız sizin için helal olan kadınlardan nikah edin. Ayet-i kerimesiyle istedilal etmişlerdir. Zira bu ayet-i kerimeden eğer adaletsizlikten korkulmazsa yetim kızlarla evlenmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Yetim de henüz bali olmayan babasız çocuk demektir. Karşı tarafta yetim bazen bali olanlara da denir. Nitekim Peygamberimiz yetim kıza evlendirildiği zaman danışılır. Hadisinde geçen yetim babasız olan bali kız demektir buyurmuştur. Zira henüz bali olmayan kızın izni ulemanın ittifakıyla muteber değildir. Şu halde bu kelimeden murat bali olan kızdır. Hanefiler de hadiste sadece bali olan babasız kızların hükmü beyan edilmiş, bali olmayanların hükmü ise meskut geçmiştir. Binaenaleyh bali olmayan babasız kızların evlendirilemeyecekleri hadisten anlaşılmaz diyebilirler. Yetim olan erkek çocuğun evlendirilmesi meselesine gelince İmam Malik basitse onu evlendirebilir. İmam Ebu Hanife bütün velileri onu evlendirebilirler demişlerdir. Ancak İmam Ebu Hanife çocuk vali olduğu zaman nikahını bozabilir demiş. İmam Malik bunu dememiştir. İmam Şafi ise erkek çocuğu babasından başka kimse evlendiremez demiştir. Bu ihtilafın sebebi diğer velileri de babaya kıyas etmekte ihtilaf etmeleridir. Babanın sahip olduğu şefkat ve acıma duygusu diğer velilerde yoktur diyenler bu yetkiyi babadan başka kimseye vermemişlerdir. Bu duygu diğer velilerde de bulunabilir diyenlerse aynı yetkiyi diğerlerine de vermişlerdir. Erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapanlar çünkü erkek çocuk bali olduğu zaman boşama yetkisine sahiptir, kız sahip değildir demişlerdir. Bunun içindir ki İmam Ebu Hanife hem erkeğe hem kıza bali olunca muhayyerlik tanımıştır. Üçüncü konu, evlenme akti muhayyerlik üzerine kurulabilir mi? Meselesine gelince, Cumhur buna cevaz vermemiş, Ebu Sevir caizdir demiştir. Bu ihtilafın sebebi de evlenme akdinin muhayyerlik üzerine kurulabilen ve kurulamayan satış akitlerinden hangisine benzediğinde tereddüt edilmesidir. Yahut diyeceğiz ki akitlerde asıl kesinliktir. Muhayyerlik ancak hakkında nas bulunan akitlerde caizdir. Bunda da muhayyerlik caizdir diyenlerin buna delil göstermeleri gerekir. Yahut satışlarda muhayyerliğin caiz olmayışı muhayyerlik taraflardan birinin zararını tevlid eder. Düşüncesine dayanır. Evlenmelerde ise herhangi bir tarafın diğer tarafa zarara sokması mevzu bahis değildir. Çünkü evlenmelerden maksat iki tarafın birbirlerini zarara sokmak değil, birbirlerine ikram edip ona yuva kurmakta yardım etmektir. Taraflardan birinin kabulde gecikmesine gelince, kimisi kabulün geç yapıldığı halde akit fasittir. İmam Malik gecikme az olursa zararı yoktur. Kimisi de caizdir demiştir. Mesela herhangi bir veli velayeti altında bulunan bir kadını ona danışmadan evlendirip bir müddet sonra bunu öğrenen kadın kabul ederse bu kavle göre caizdir. İmam Şafii akdin fasıt olduğunu, İmam Ebu Hanife ile tabiileri de caiz olduğunu söyleyenlerdendir. Gecikmenin azıyla çoğu arasında ayrım yapmakta İmam Malik'in görüşüdür. Bu ihtilafın sebebi akdin sıhhatı için her iki tarafın kabulü aynı zamanda olması şart mıdır, değil midir diye ihtilaf etmeleridir. Bunun gibi bir ihtilaf